ailemize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Hasreten aslında meslektaşlarımız olduğundan dolayı hepimizin başı sağ olsun. Onlar gittiler, geride çocukları bıraktılar. Biz depremin birinci gününden beri buradayız. Bir yere de ayrılmıyoruz, ayrılmayı da düşünmüyoruz. Hiç düşünmedik zaten. Onların geride bırakmış oldukları o yavrulara sahip çıkacağız. Her anlamda, her zeminde, her mekanda. Bu kışmış, yazmış, fark etmez. Her anlamda biz onlara sahip çıkacağız. Su hayatımdaki en hüzünlü öğretmenler günü yarın kutlayacağız. Daha doğrusu kutlamayı da düşünmüyoruz ama öğretmenlerimizi rahmetle anacağız. Kaybettiğimiz arkadaşlarımızı, meslektaşlarımızı rahmetle anacağız. Bir an önce öğrencilerimize, okullarımıza kavuşmak için var gücümüzle biraz daha gayretle çalışacağız. Yarın çok farklı bir 24 Kasım olacak. Buradan tüm arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü tebrik ediyoruz. Geride bıraktığımız ahirete intikal eden öğretmenimize rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Başımıza bir felaket geldi. Bu felaketi hep birlikte el ele vererek, günleri bir tutarak birlikte ancak atlatabiliriz. Öğretmenimiz, öğrencilerimiz gitti. Benim öğretmenim vefat etti. Ben onun için çok üzüldüm ama elden bir şey gelmiyor. Yapacağımız bir şey yok. Bugün dayanışma günüdür bence. Sadece Van'daki insanlar değil, bütün Türkiye'deki insanların Van'la dayanışma günüdür. Biz öğretmeniz, eğitimciyiz. Şu anda görevimizin başındayız. Ben idareciyim, görevimizin başındayız. İnşallah kısa zamanda öğrencilerimizi, yavrularımızı yanımızda göreceğiz. Bugünleri de atlatacağız, öyle umuyorum. Bugün hakikaten hem öğretmen arkadaşlarımızın burada olmaması, belki de ilk kez 12 yıllık öğretmenim, 13. yılıma giriyorum. İlk kez bir öğrencisiz öğretmenler günü kutlamanın hüznünü ve burukluğunu işin açıkçası yaşıyoruz. Rabbim inşallah böyle bir atmosferde, bu minvalde bir daha öğretmenler günü kutlatırmasın diyorum. Bu bizim için ilk ve son olur. Gerçekten zor bir durum. Hem deprem psikolojisiyle savaşmak hem de burada görev yapmak şu anda hakikaten zor. Deprem yıktı diyoruz ama arkasından sosyal ve psikolojik destek olmadan hakikaten çok zor. Biz burada depremin ilk gününden beri buradaydık ve gitmedik. Sefasında buradaydık, cefasında da burada olmamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü biz burada çalışıyoruz. Buradan ekmek yiyoruz, buradan maaş alıyoruz. Elbette ki buradan giden arkadaşlarımı da anlıyorum. Şu anda burada olmayan arkadaşlarımız var, il dışında olan arkadaşlarımız da var. Onların psikolojilerini de anlıyorum. Muhakkak bugünler de geçecek. Tabii sabırlı olmamız lazım. Onlar da sorunları halledildikten sonra geleceklerine ve burada canla başla fedakarane çalışacaklarına ben inanıyorum. Rabbim inşallah güzel Van'ımıza, ülkemize ve dünyamıza bir daha böyle acılar yaşatmasın diyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımın, öğretmenler gününü kutluyor. İleride daha güzel öğretmenler günü kutlamalarında bir arada olmayı da temenni ediyorum işin açıkçası. Ya الصبر والصلاة
Azad, Ya Hay, Ya Kayyum, Ya Hakem, Ya Adil, Ya Kuddus. Ya Rabbi, kusurlarımızı mağfiret eyle, bizi kendine kul kabul eyle. İnsanların ve iyilerin bereketi hürmetine bu musibeti varlığımız üzerinde durdur Ya Rabbi. Bizi amelimize göre değil Ya Rabbi, merhametinle, lütfunla bize muamele eyle. Memleketimizi sahili selamete, iyilerin hürmetine çıkar Ya Rabbi. Amin. Amin Ya Rabbel Alemin. Lillahil Fatiha ve salavat. Allah dualarımızı kabul buyursun. Allah hepinizden razı olsun inşallah.